沉睡的人心跳澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。听过Paşinyan, tekrar soruyorum. Kiminle görüşüyorsun? Sana söyledim. Bu benim şahsi meselem ve cevap vermeyeceğim. Söylemeyeceksin demek. Bu kişiye güvenebilir miyiz peki? Açıkça cevap ver. Evet, güvenebiliriz. Başka seçeneğimiz yok. Buna inanmıyorum. Başından beri bundan korkuyordum. Bizi bulamadıkları için büyük bir tuzak kurmalarından şüpheleniyordum. Bu şüpheci tavrına karşı çıkmam gerekiyor. İyi bir değerlendirme ana sayfada yer almak için çok önemli. Peki ya... Bize yaptığı yorum Apple Store'unkinden farklı olursa? Belki de bütün yazılım sistemleri bizi reddeder. O zaman suçlayacak kimseyi bulamazsınız. Telefonlarınızı açın ve Apple Store'a yüklenen yazılım sayısını kontrol edin. Mobil uygulamalardan en az binlerce var. İyi bir tavsiye veya indirme sayısı yoksa bu mobil uygulamalar bizi yutar. Foxmail veya Jiyashun'la rekabet etmek için sadece bir günümüz var. Neden denemeyelim? El kaldırarak oylayalım. Karşı olanlar... Luca? Ne var? Mümkünse ben sonuncu olabilir miyim? Olmaz. Lütfen mantıklı düşünmeye çalış. Sen yazılım mühendisisin. Son derece zekisin. Hissedarlardan birisin. Sence bu mantıklı mı? Diğerlerine bakmayı bırak. Patrona inanmayı seçiyorum. Gönderelim diyorum. Yang Yang. Mantıklı buluyorum. Şansın genelde benimle pek işi olmaz. Evleneceğimi söyleterek annemi kandırmamı sağladın ve bütün çeyiz paramı harcadın. Artık eve de gidemiyorum. Beni daha fazla sıkıntıya sokmayın, tamam mı? İtiraz ediyorum. Yani yan, lütfen beni suçlama. Bunu önceden açıkça söylemedin. Tekrar söylüyorum. Bu muhtemelen Jin Chen ve Luo Wei'nin kurduğu bir tuzak. Luo Wei hakkında konuşalım. Kimdir o? Gündüz mekanımıza geldi ve o gecede bize araba çarptı. O sadece bir casus değil mi? Jin Chen bunu başarana kadar durmayacak. Onun yüzünden hala burada saklanıyoruz. Şimdi başka bir tuzakla karşımıza çıkıyor. Farkında olmadan tuzağa düşüyorsunuz. He? Açıklığa kavuşturdum. Ona inanıp inanmamak sizin seçiminiz ama ben kesinlikle yokum. Kızacağına söyle, gerçekten yok musun yani? Başka yolu var mı? Ha? Jiyashun uzun zamandır piyasada.
telefonlara önceden yüklenmiş. Ülke çapında günde kaç cep telefonu satılıyor? Yüz binlerce mi? Milyonlarca mı? Fox Mail çok geniş ölçekte reklam veriyor. 2 haftadır piyasada. Peki ya biz? Daha bir gün oldu. Rofiz yatırım toplantısını bizim yüzümüzden erteleyemez. Bana nasıl ilerleneceğini mi söylüyorsunuz? Söylediğin gibi yapmıyorsak neden bu işi bırakmıyoruz? Neden bu kadar uzun süre çalışıyoruz peki? Güzel soru. Neden bu kadar uzun süre çalışıyoruz? Neden? Çünkü biz aptalız. Böyle olaylar olmasaydı ürünümüz piyasadaydı. Hatta Zubacı gibi dönüp kolayca ayrılmak istedim. Zubacı'ya hala Golo Swank'a geri dönebilir. Ben nereye döneceğim ha? Birkaç bozuk bilgisayarla kala kalacağım. Izdıraptan başka bir şey kalmadı. Hepsi çar çöp. Neden şikayetten başka bir şey yapmadın? Çer çöp mü? Ne demek istiyorsun? Bunu açıkça söyle. Bir eşyayı kullanmazsan çöp olur. Elmaslar değerlidir ama toprağa gömüldüğünde sadece bir parça kırık camdır. Değersizdir. Bu bilgi çağında diğerlerinden bir gün sonra başladık. Ürün çöp olacak. Sihirli kristalin çöp olduğunu söylemeye hakkın yok. Sihirli kristal çöp değil. O farklı bir şey. O Geation ve Fox Mail'den farklı bir şey. Bunun özellikle değerli olduğunu söylerdin. Ha? Şimdi neden bahsediyorsun? Saçmalıyor muydun yoksa? Kabul ediyorum. Değerli olduğunu söylediğimi kabul ediyorum. Bu bilgi sızdırılmadan önceydi. Bize araba çarpmadan önceydi. Ama bazılarımız hiçbir şeyi sorgulamadan kolayca inanıyor. Onu çöpe çevirdi. Çöp değilse ne bu? Artık değeri yok. Açık olabildim mi? Seni çok net duydum. Yaptığım hatalar yüzünden... Bu projenin fişini çekmek istiyorsun. Ve bir şans daha vermek için de isteksizsin biliyorum. Lütfen hepiniz bana inanın. Sizlere söz veriyorum. Arkadaşım güvenilir biri. Katılsanız da katılmasanız da ona göndereceğim. Gaudi, tanıdığım en temkinli insansın. Belki hayatımda bir daha senin gibi temkinli bir ortak bulamayacağım. Onun fikirlerine ben her zaman saygı duyuyorum. Bazen abartsa bile onu anlayabiliyorum. Üzgünüm Gaudi. Bu sefer göndermeyi kabul ediyorum. Bu iki deliyle olacağından emin misin? Değerlendiricilere güvenmiyorsak doğrudan Apple Store'a gönderelim. Yoksa batacağız. Tamam. Eğer bu Jin Chen ve Luo Wei'nin kurduğu bir tuzaksa da batacağız. Öyleyse neden bunu denemiyoruz? En azından bunu yapabiliriz. Üçe ikiyiz. Yani gönderiyoruz.
我想要怒放的手。Görünüşe göre elimdeki damarlar şişmiş. Çok uzun süre klavye kullandığım için mi varisli damarlarım var? Varisli damarlar genelde bacaklarda olur. Ellerde olduğunu hiç duymamıştım. Bunların varis olduğundan eminim. Ve sadece ellerim değil, her gün hazır erişte yediğim için midem de berbat. Bugün uyumak için eve gitmek istiyorum. Duş da almalıyım. Gözlerimi açtığımda gördüğüm tek şey erişte olduğundan artık mutsuz ve üzgün olamam. Hey, lütfen hala sıcakken mide ağrılarını hafifletecek bu çin ilacını iç. İkimiz de o kadar umutsuz durumda değiliz. Birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmalıyız. Lütfen Luca'ya izin ver biraz. Zavallıcığım varisleri bile çıktı baksana. Olmaz. Luca. Evet. Dayan biraz. Dayanamıyorsan bile harikasın. Evet dostum. Evet kesinlikle. Bugün Gomo Cafe'ye geri dönmem gerekiyor Shinyan. Gelip bende kalır mısın? Ben şanslı bir adamım. Seni güvende tutabilirim. Yarın da birlikte Rofiz'e gideriz. Ne dersin? Teşekkür ederim. Kıpırdamak istemiyorum. Ayak parmaklarımı bile oynatasım yok. Burada tek başıma kalacağım. Bugünlerde bu harika yolculuğumuzu gözden geçirmek istiyorum. Shinyan söyle bana. Sihirli kristale ne olacak ha? Ben falcı değilim. Onu bilemem. Oturup bir de sizin saçmalıklarınızı dinleyeceğiz. Patron, uğursuzluk getirme. Lütfen moral yükseltmek için bir konuşma yap. Evet, hatta Başkan Mao'nun yazdığı bir şiiri oku. Elimde uzun bir zincir var. Canavarı yakalayıp zafere ulaşacağım. Shinyan. Hı? Bol şans diliyorum. Ben de sana. İndirme hacmini kontrol ettiniz mi? Burada internet erişimi yok, bakamıyorum. Ya sen? Birileri sinyali engelliyor sanırım. Ben bakmaya cesaret edemiyorum. Daha bir gündür piyasada. Ne kadar indirilmiş olabilir ki? Wendy, Bay Peng toplantının birazdan başlayacağını söyledi. Herkes dinlesin. İlk olarak Jackson sunum yapacak. Ardından da Fox Mail.
Son olarak da sihirli kristal. Her bir sunum 5 dakika olacak. Daha sonra analistlerin sorularını cevaplamalısınız. Lütfen soruları yanıtlarken kesin ve net olun. Herkes anladı mı? Guo Xinyan. Wendy mi? Anlayamadım. Sana Wendy dedi az önce. Wendy benim İngilizce adım. Ha. İngilizce adım bile var ha. Az önce söylediklerimi anladın mı? Evet anladım. Üçüncü sunum benim. Evet. Hey patron. Onu nereden tanıyorsun? Yoksa siz... O aptal seni tanımadı. Beni hala sen sanıyor. Toplantı başlıyor. Bugün heyecanlı bir gün olacak. Cevaplar ortaya çıkmak üzere. Rofiz adına buraya gelen 3 şirkete de bize yatırım yapma fırsatı verdiği için şükranlarımı sunabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi Jackson temsilcisini sunuma davet ediyorum. Jaeshun, bu aşıya iletişim ve Dongfang.net.com'la yapıldı. Aldığınız bilgiler gelecekteki iş beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyor. Rofiz'in yatırımına ihtiyacımız var. Rofiz gibi bizi ileri taşıyacak uluslararası bir şirkete mutlaka ihtiyacımız var. Jaeshun'un gelecekteki kullanım ücretini azaltmayı düşünüyor musunuz? Bir mesaj bir yuan sizce pahalı mı? Biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Rofiz'de analistsiniz. Bir ayda ne kadar kazanabiliyorsunuz? O kadar düşük mü? Lütfen konuyla ilgili sorular sorun. Jaeshun iyi belki ama fiyatı biraz yüksek. Hiç kimse bunu günlük yaşamımı gereği olarak görmeyecek. Tabii özel durumlar dışında. Jaeshun'un günlük hayatta gerekli olmadığını düşünüyorsunuz ama herkesi temsil edemezsiniz. Lütfen şu grafiğe bakın. Bu Jaeshun'un çıkışından beri olan gerçek zamanlı satış sonuçları. 1.7 milyon birim. Jaeshun cep telefonlarına yüklü halde geliyor. Kullanıcı onay önemli değil ve silinemiyor. 1.7 milyon cep telefonu satıldığına göre Jaeshun kullanan 1.7 milyon insan var. Bu sarı sütun hala artıyor. Cep telefonları satış sayısı güncellenmeye devam ediyor. Lütfen grafiğe bakın. Bu Jaeshun'un piyasaya sürülmesinden bu yana elde edilen gelir. Bu Jaeshun'un önceden yüklendiği telefonların sayısı ve tahmini yıllık satış hacmi. Muhtemelen bu yılın sonunda Jaeshun'un yüklü geldiği 7 milyondan fazla telefon olacak. Bu tabii ki ihtiyatlı bir tahmin. Şimdi de Foxmail temsilcisini sunuma davet edebilir miyim? Bu Foxmail'in ikinci haftada olan gerçek zamanlı indirmeleri fena değil, değil mi? Kullanıcı gizliliği Foxmail'de birinci önceliğimizdir. Her 4 dakikada bir kullanıcılarımızla değiştirilen dinamik bir şifre sağlayacağız. Güvenlik, Foxmail'deki en temel önceliğimiz.
E-posta işlevine ek olarak Fox Mail, ayrıca çeşitli yaşayan koşullar için kapsamlı hizmet sunuyor. Örneğin Fox Mail'e hava durumunu kontrol edebilir, uçak bileti, restoranda masa ve farklı mecralara bilet ayırtabilirsiniz. Çeşitli ödemeler de yapabilirsiniz. Bu şekilde umarım Fox Mail gelecekte bütün yaşam koşulları için hizmet verir. Gelecekte tabii ki olacak. Ayrıca son güncellemede Fox Mail'e ilginç bir özellik de eklenmiş durumda. Telsiz özelliği. Bu hepinizin hoşuna gidecek. Sana telsiz fonksiyonumuzu tanıtmak istiyorum. Yeni bir fikrim var. Bir cep telefonuna telsiz yerleştirmek, yani sesli mesaj. Fox Mail'i kurduğunuzda dünyanın dört bir yanındaki diğer insanlarla anlık iletişim kurabilirsiniz. Ve sesli mesaj işlevi de ücretsiz durumdadır. Fox Mail'i sonsuza kadar ücretsiz yapmayı umuyorum. Hepsi bu. Amacım tamamen bu şekilde gelişmektir. Teşekkür ederim. Ne kadar da utanmaz. Üstelik de Guo Xinyan'ın yakın arkadaşı. Kardeşi sayılır. Temel içeriğimizi kopyalamış. Sihirli kristalin her parçasını kopyalamış. İndirme hacmi oldukça iyi görünüyor. Gelecekteki stratejik yönünüzü sormak istiyorum. Gelecekte umarım Fox Mail köklenip filizlenmiş olacak. Yeni dallar ve yapraklar çıkaracak. Hatta Fox Mail'in gelecekte ekleyeceğiniz tek uygulama olmasını umuyorum. Neleri kapsıyor? Her şeyi kapsıyor. Hayal edebileceğiniz her şeyi. Bence dünya yeterince karmaşık. Hayatınızın Fox Mail'le daha basit hale gelmesini umuyorum. Bir geleceği olacağına emin misiniz? Araştırma ve geliştirme yoluyla, işbirliği yoluyla, birleşme ve satın alma yoluyla, bütün seçkin kişileri ve sektördeki mükemmel şirketleri birleştirmeyi ve daha iyi bir gelecek kurmak için birlikte mücadele etmeyi umuyorum. Bir gün Android ve Apple sistemleri hakkında konuşmayı bırakacağız ve o gün Fox Mail'i konuşacağız. Bu büyük bir vizyon. İnsanlar vizyon sahibi olmalı. Ya gerçek olursa? Son olarak sihirli kristal temsilcisi lütfen. Patron. Hey. Guo Xinyan. Bir, iki, savaş. Herkes sihirli kristalin açıklamasını okudu. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Bay Go. Hı? Önceki proje toplantılarında harika konuşmalar yapmıştınız. Neden şimdi böyle tutkulu değilsiniz? Çünkü sihirli kristali tamamladım ve sanki beynim durdu.
gitmek istiyor. Endişelenme. Sihirli kristal piyasaya sürüldü. Evet. Dün Apple Store'a gönderdik ve ayrıca Android sistemine de gönderdik. Kaç indirme var peki? Bilmiyorum. Bakmaya cesaretim yok. Henüz bir gün olduğu için diğerleri kadar yüksek değildir. Kontrol et. Ekrana da yansıdı.回到了布达拉，回到了他的家，回到了布达拉。 回到拉萨，回到了他的家，回到拉萨，回到了布达拉。
Harika. Ben yapamam. Ben de yapamam. İsterseniz başka bir şeye binelim. Var mısınız? Dikkat hadi edin. Gidelim. Evet, hadi. Kendinize iyi bakın. Ben çantanı kusacağım. Unutma. Siz devam edin. Neden? Yeterince zeki olmadığım için mi? Ya da yeterince çalışmadığım için mi? Rofiz'den yatırım almayı hak etmiyor muyum? Neden? Neden kaybediyorum? Neden? Louis. Çok aç gözlüsün. Gökyüzündeki bütün bulutları yakalayamazsın. E-posta işlevine sahipsin. Sosyal özellikler de istiyorsun. Bilet rezervasyonu, gezinme. Hatta sihirli kristali bile çalmışsın. Felsefemde yanlış bir şey yok. Mükemmelliğin peşinden koşmak kötü bir şey değil. İlişki açısından da aynı şekilde davranıyorsun. Bana sahipsin. Ama Nalan'ı istiyorsun. Fazla aç gözlüsün. Aç gözlü mü? İnsan aç gözlü olmasaydı hala mağarada olurdu. Aç gözlü olmasaydı bugün hala aç olurdu. Aç gözlülük sayesinde insanlar avlanmayı ve çiftçilik yapmayı öğrendiler. Aç gözlülük sayesinde kendileri için küçük evler, araçlar, uçaklar yaptılar. Bunların hepsi bu yüzden oldu. Aç gözlülük yüzünden oldu. İnsanlar aç gözlü olmasaydı bugün bir yaşantımız olmazdı bizim. Aç gözlülük kulağa kötü geliyor çünkü kimse aç gözlü olduğunu kabul etmiyor. Ama insanlar aç gözlü olmasaydı bugün hala maymun olacaklardı. Efendim, genç efendinin hizmetinden ayrılmama izin verir misiniz? Biliyorum, biliyorum. Çok çalıştın. Ama ona göz kulak olacak başka kimsem yok. Bir dakika bile rahat nefes alamıyorum. Sen onun yanında olmazsan ne yaparım bilmiyorum. Lütfen birkaç yıl daha sabret. Sana iyi davranmasını söyleyeceğim. Sana saygı duyacaktır. Çok sinir bozucu değil mi? Felaket yakın.
Onunla rekabete girmemeni söyledim. İstedikleri şeylere doğuştan sahipsin. Kendini kimseye kanıtlamana gerek yok. Ama dinlemiyorsun sanırım. Bunun için savaşma vakti. Kurulu Jishun'u desteklemeye ve sana yeterli fonu sağlamaya ikna edeceğim. Böylece Jishun dünya pazarını ele geçirebilir. Baba? Seni aşağılamak, kendimi aşağılamaktan farksız. Liu Wei çok bencilsin. Senin hırsının karşısında kimsenin değeri yok. Kafanda ne sakladığını bana söylemeye cesaretin var mı? Bir sözleşme var. Foxmail'e yaptığım 1,5 milyon birimlik yatırımın para iadesi yer alıyor. Rofiz'den yatırım alarak beni Foxmail'den atmak istiyorsun. Doğru mu? Sen neden kasama baktın? Baktım. Hatta okudum. Bunu yapmasaydım aptalın teki olurdum. Liu Wei, bana yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksın? Yalan söyleme niyetinde değildim. Kasadaki o sözleşme aslında senin için bir garantiydi. Açıklamana gerek yok. Onu imzalamamı mı istiyorsun? Tamam. Git. Kasayı aç ve sözleşmeyi alıp getir. İmzalayacağım. İmzalamazsam Tanrı beni lanetlesin. Hayır hayır. Bunu yalan söylemek için yapmıyorum. Ben... Bak benim... Kaybedecek çok param var ve ben onu kurtardım. Bunu yapmasaydım... Lüvi, azıcık vicdanı sana söylemek niyetinde değildim. O evin ipoteğinin parası. Beni sevdiğini söyleyip duruyorsun. Aşkıma değer verdin mi? Ben gerçekten körüm. Ben tam anlamıyla körüm. Ne yapıyorsun? Dünya bana inanmasa da umurumda değil. Bütün dünya benden nefret etse de bu hiç sorun değil. Ama sen bana inanmalısın. Neden sana inanayım? Artık hiçbir şeyim kalmadı. Neden sana inanayım ben? Lütfen sakin ol. Ben yanıldım ve çok değiştim. Ama ben değişsem bile sen tatmin olmuyorsun. Foxmail'i ve her şeyi değiştirebilirim. Rofiz dünyadaki tek yatırım şirketi değil ve ben değişebilirim. Sana sahip olduğum sürece her şeyi başarabilirim. Bana inanmalısın. Sana sahip olduğum sürece her şeye sahibim demektir. Liu Wei, senin ürünün sadece bir çöp. Ne dedin? Dedim ki senin ürünün bir çöpten ibaret. Benim çöp olduğumu söyleyebilirsin. Ama ürünüm olduğunu söyleyemezsin. Liu Wei,
Sen de çöpsün.快将爱说。